أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين مهترم مستمانر مهترم كاردشترم ومهترم باجدرم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti hayatımızın gayesidir. hedefidir. Aslında hayat biçimimizdir. Hayat metodumuzdur. Hayat tarzımızdır. Sünnet Allah'ın Resulüne vahiy ile bildirmiş olduğu şeylerdir. Böylece sünnet Allah'ın yoludur. Ve böyle olduğu için Allah'ın rızasını elde etmenin olmazsa olmaz yoludur sünnet-i seniyye. Çünkü Allah'ın bize göstermiş olduğu hayat modelidir. Hani sözüm ona bir moda çağında yaşıyoruz. Giyim tarzlarının da hep bir moda tasarımcıları tarafından yapıldığını görüyoruz, şahid oluyoruz. Buradan yola çıkarak sünnet de bize bir model sunuyor, bize bir moda sunuyor bize bir renk veriyor. Ve bu tasarımı Allah tarafından yapılmış olan bir hayat tarzıdır. Hal böyle olunca onun istediği şekilde o tarzda, o modelde, o modada yaşadığımız zaman Allah'ın rızasına kavuşmamız, onun sevgisine kavuşmamız, onun mağfiretini kazanmamız ancak mümkün olabiliyor. Şunu da söyleyebiliriz ki Sünnet-i Seniyye Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesi demektir. Kur'an'ı onun içerisindeki emirleri, yasakları, ahkamı nasıl uygulayacağız? Nasıl yaşayacağız diye soracak olursak ki sormamız gerekir müminler olarak işte sünnet-i seniyeye bağlandığımız zaman, uyduğumuz zaman Kur'an'ın hayata geçirilmiş biçimini yaşamış oluruz. Kur'an'ın yaşanmış halidir. Yani sünnet-i seniyye. Çünkü sünnet-i seniyye içerisinde ne varsa en küçük emrinden en büyük emrine kadar bu vahiden ibarettir. Allah'ın Resulüne bildirdiklerinden ibarettir. Sünnet vahiden başka bir şey değildir. Bununla alakalı inşallah bugünkü dersimizde bazı şeyleri söyleyeceğiz. Necim suresinde Ali İmran suresinde, Nisa suresinde, Haşir suresinde, başka surelerde, başka ayetlerde sünnetin de vahiy olduğuna dair birçok ayeti kerime vardır. İnşallah dersimizin akışı içerisinde bazı örnekler vereceğiz. Muhterem kardeşlerim, kafirler genel bir ifadeyle münafıklar, Allah ve Resul davasının düşmanları Kur'an'ı değiştiremeyeceklerini biliyorlar. Denemediler değil ama bunu başaramayacaklarını biliyorlar. Çünkü her deneyiş başarısızlıkla neticelenmiş. Ve müminlerin Kur'an'a olan inancını sarsamayacaklarını da biliyorlar. Öyleyse ne yapmamız lazım insanları Allah'ın dininden uzaklaştırmak için insanı son hedefte Kur'an'dan da uzaklaştırmak için ne yapmamız lazım sorusunu durmadan soruyorlar ve bununla alakalı çalışmalar yapıyorlar. Zira Allah ve Resul davasının düşmanları Kur'an'ı tahrif edemeyeceklerini lafz itibariyle bilince düşmanlıklarından vazgeçtiklerini söylemek mümkün mü? Asla. Düşmanlıklarından vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i açıklayan sünnete saldırmaya başladılar. Bu yeni bir olay değil, yüzyıllardır devam eden bir vakadır. Bu vahiy değildir derler. Sünnet-i seniye vahiy değildir. Onun için hemen girişinde ben İslam'ın ehli sünnetin tezini ortaya koyarak dedim ki sünnet vahidir. Sünnet baştan sona kadar vahiden ibarettir. Onlar da diyorlar ki sünnet vahiy değildir. Hatta Müslümanlar arasında ihtilafa yol açan sünnettir diyorlar. Tabi bunu aşamalı aşamalı yapıyorlar. Geleceğiz biraz sonra. Sünnet aşırılığa yol açan yegane unsurdur diyorlar. Türlü türlü iftiralarla Müslümanların kafalarını karıştırıyorlar. Kafirler kendi elleriyle yetiştirmiş oldukları müsteşrikler aracılığıyla ve bunlar da İslam topraklarındaki yerli piyonlarıyla, ajanlarıyla bu sinsi yollarını izlemekteler, çalışmaktalar muhterem kardeşlerim. Neticesi var mı? Var maalesef. Sünnet-i Seniyye'yi ya tamamen Allah muhafaza buyursun inkar eden, ya kısmen inkar eden, ya işte Kur'an'a uygun olana alırım, uygun olmayana almayan diyenler vesaire vesaire türlü türlü çeşit çeşit Sünnet-i Seniyye ve Hadis-i Şerif düşmanları netice olarak ortaya çıkmıştır. Allah Celle Celaluhu bu akımlara karşı Nisa suresinin 150. ayet kelimesinde ciddi bir tehdit yönlendiriyor ve buyuruyor ki Billah اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ <laughs> Allah'ı ve O'nun gönderdiği peygamberleri inkar edenler ve yuridûne en yuferriku beyne Allahi ve rusulihi Allah ile resulleri arasını ayırmak isteyenler. Ayet-i kerime. Açık Nisa suresi 150. ayet. Yufriku beynellahi ve rusulihi. Allah'ın ve elçilerinin arasını ayırmak isteyenler. Nasıl yapıyorlar bunu ya Rabbi? Ve yekuluna nu'minu bi ba'd ve nekfuru bi ba'd. Bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz diyenler. Peki ne oldu bunlara ya Rabbi? Ve yuridun en yetekhuzu beyne zalika Biz bunların arasında bir yol ediniriz. Ulaike humul kafirun hakka. İşte gerçek hak kafir bunlardır diyor Allah. Ve ahtadna lil kafirin azabun muhina. Kafirlerin varacağı yer onları alçaltıcı olan azaptır, cehennemdir dedi Rabbimiz. Nisa suresinin 150. ayet kelimesinde muhterem kardeşlerim. Biraz tarihi oraya fazla dalmadan çünkü oradan çıkamayız bir daha malumat vermekte yine de fayda var muhterem kardeşlerim. Eskiden beri, öteden beri İngiltere çok daha büyük devlet oldukları günlerde de sünnetle savaştılar. Çünkü sünnet olmazsa Kur'an-ı Kerim'i istedikleri gibi yorumlayabileceklerini, istedikleri gibi insanlara parantez içerisinde satabileceklerini biliyorlardı. Lafsını değiştiremeyeceklerini bildikleri için sünnet üzerinden saldırma kararı aldılar. Ve savaş başlattılar. Bunun için mesela İngiltere Hindistan'ı sömürürken Kadiyani diye gruplarla bu işe başladı. Müslümanlar arasından çıkardıkları gruplarla. Yine Anglikan Kilisesi ve çok meşhur bir tanesi var bunların müsteşrikler arasında. Montgomery Watt isimli bir adam üzerinden bu konuda gerçekten ciddi ciddi çalışmalar yaptılar. Hep şunu diyorlardı. Biz bunu yaparken esas gayemiz İslam'ı reforme etmek. Daha yaşanır bir din haline getirmek, çağdaşlaştırmak, günümüze uygun bir şey haline getirmek diyorlardı. Biz nasıl ki kendi dinlerimizi reforme ettiysek, yaşanır günümüze uygun bir hale getirdiysek tahrif ede ede, İslam içinde bunu yapmak gerekir diyerek göğe iyi niyetliymiş gibi çalışmalar yaptılar. Hadisle uğraşmanın gerekli olduğunu söylediler. Bunu yaparak örnek Müslümanların Kur'an-ı Kerim'den sonra hadis-i şerifler içerisinde, kaynakları içerisinde en ilk, en önemli kaynak Bukhari. bukhari Şerif. Bukhari'ye olan Müslümanların itimadını sarsmak için mesela Bukhari Şerif'te geçen şerhe muhtaç olan birçok hadisi şerifi alıp insanların önüne onları sunup insanların arasında özellikle bu hadis şeriflerin yayılması için çalışmalar yaptılar. Bununla amaçları neydi? Bukhari'de geçen bu sahih hadislere insanların imanını güçlendirmek değil. Bak işte böyle bir şey de olabilir mi canım? Sizin Bukhari diye güvendiğiniz, Kur'an'dan sonra ilk kaynak dediğiniz kitapta geçiyor bunlar. Böyle bir din olabilir mi? Bu Kur'an'a tamamen ters. Kur'an'a tamamen aykırı. Öyleyse bunu da Bukhari'yi de ondan sonra Müslim'de, de vesaire inkar etmeden bir yere varmanız bu dini yaşanır bir şey olarak almanız mümkün değildir dediler. Maalesef birçok Müslümanın hadisi şerifleri olan güveni sarstı. Hadis kitaplarına ve kaynaklarına olan güveni sarstı. Şunu peşiyle söyleyelim muhterem kardeşlerim. Buraya gelmişken söz. Kim hadis şerifi veya sünnet-i seniyeyi inkar edip tümünü veya bir kısmını Kur'an-ı Kerim yeter. Kur'an-ı Kerim'e göre yaşayalım, orada birleşelim derse ya bunu bilerek direkt küfrünü ilan etmiş ve küfre hizmet etmektedir. Ya da bilerek bilmeyerek fark etmez bu küfür projesinin içerisinde yer almaktadır. Bunun başka çıkar yolu yoktur. Öyleyse herkes nerede olduğunu, kimi dinlediğini, kimi savunduğunu, kimin kitabını okuduğunu çok iyi belirlemesi gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz dinini gönderdi. Onun kalbine indirdi vahyi Allah Celle Celaluhu. cibril Emin geliyordu, onun kalbine vahyi yerleştiriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan alıyordu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an adına yazdırmış olduğu bütün ayeti kerimeler inkar edilmeden sünnet-i seniyeyi inkar etmek mümkün değildir. Allah Allah. Bu çok ağır bir iddia diyebilirsiniz. Evet aynen öyle. Kur'an-ı Kerim'i ashab-ı kirama vahiy katiplerine yazdıran kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet-i seniyeyi ashab-ı kirama aktaran kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisini inkar ediyorsan birincisini de inkar etmen lazım. İkincisinde uydurma varsa veya ashab-ı kiram ikincisine uydurma soktuysa birincisinde de bunu yapmıştır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler arasında böyle bir bağ vardır, ilişki vardır muhterem kardeşlerim. Bu noktada Müslümanlar akıllı olması gerekir, uyanık olması gerekir. Siyer derslerimizin hatimesinde bu konu üzerinde ısrarla durmak istememin bir gayesi var. Derdimiz var çünkü. Neden? Çağımızın İslam topraklarında yayılmış olan Müslümanlar arasında cereyan eden en büyük fitnesi, Allahu alem, en azından en büyük fitnelerinden birisi bu sorundur. Kur'an ve sünnet bütünlüğünün ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır. Sünnet-i seniyeye, hadis kitaplarına, hadis-i şeriflere olan itimadı sarsmaktır muhterem kardeşlerim. Resulullah'ın helal veya haram koyma yetkisi yok demek, Resulullah'ın helal veya haram koyma yetkisi olabilir mi diye düşünmek başlı başına küfürdür. Ve bu maalesef bugün din dersi adı altında dahi Müslüman yavrulara, çocuklara, okullarda öğretilmektedir. Din dersi adı altında. Yegane haram ve helal koyan sadece Allah'tır. Bunu Resulullah dahi yapması mümkün değildir safsatalar altında. Bunlar söylenmiştir, hala söylenmektedir. Hiçbir mümin erkek veya hiçbir mümin kadın Allah ve Resulü diyor Allah Celle Celaluhu Ahzab suresinde. Hüküm koyduktan sonra kendi tercihlerine göre başka bir seçim yapma hakkı kalmamıştır. Bak Allah ve Resulü hüküm koyduğunda dedi. Demek ki Resulü de hüküm koyuyor. Daha açık ayet-i kerimelere geleceğiz inşallah. Bir mümin ya Resulullah şöyle demiştir. Ama ben istersem uyarım, istersem uyumam diyebilir mi? Haşa ve kella diyemez. Derse İslam dininin itikadının dışına Allah muhafaza buyursun uçmuş olur, yuvarlanmış olur. Müsteşliklerden bahsettik. Müslümanlar arasına bu fikri sokanlar kimlerdir dedik. Bir proje olarak kilisenin, batının, Allah ve Resul davasının, düşmanlarının yetiştirmiş olduğu müsteşlikler ve onların yerli piyonlara ajanları. Müslümanlar arasına bu fikri sokanlar bunlardır dedik muhterem kardeşlerim. Şimdi bununla alakalı şunu söyleyelim. Bazı genç kardeşlerimiz belki duymamış olabilir veya bazı kardeşlerimiz, bacılarımız müsteşrik deyince tam olarak neyin anlaşılması gerektiğini anlamamış olabilirler. Müsteşrik deyince kardeşlerim batılı olup yani Müslüman değil. Ehli kitap veya ehli kitap olmayan fark etmez. Batılı olup İslami ilimlerle uğraşan insanlara müsteşrik denilir. Yani oryantalist veya şarkiyatçı da deniliyor Türkçede. Bunlara bu isim verilmiş. Şimdi bunlar İslami ilimlerle uğraşmışlar ama böyle küçümsenecek derecede değil. Gerçekten ciddi ciddi uğraşmışlar. O kadar çalışmışlar, o kadar uğraşmışlar, o kadar yazmışlar, o kadar okumuşlar, o kadar çizmişler ki insan durunca hayret ediyor. Bu kadar çalışma niye? Ve şu soruyu da soruyor kendisine. Bu kadar İslam adına uğraşınca, ilimle meşgul olunca ya bunlar niye Müslüman olmamışlar? Muhterem kardeşlerim, bilgi imana götüren yegane kaide değildir. Allah'a teslim olmadığın müddetçe, sadece bilgiyle iman elde etmek mümkün değildir. Bu bir nasip meselesidir. Allah dilediğini imana yöneltir, hidayet eder. Kim imanı isterse, kim hidayeti Allah'tan arzu ederse Allah onun kalbini İslam'a açar. Ha onların arasından hiç teslim olan doğru yolu bunlar olmamış mıdır? Olmuştur tabii ki ama genel itibarıyla Aksini iddia etmek için, çürütmek için çalıştıkları için kendilerine iman nasip olmamıştır. Sonra bunlar bu fikirlerini, çalışmalarını işte hadisler hakkında, Resulullah'ın hayatı hakkında yerlilere sunmuşlardır. Onlar da o hadis-i şerifleri anlayamadıkları için, şerhlerini bilemedikleri için, işin içinden çıkamadıkları için, o komplekslerini yenmek için, ilgi uyandırmak için veyahut da piyasada kendilerini daha canlı tutabilmek için bu fikirleri Müslümanların arasına gündeme getirmişlerdir, sunmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesini, hadisi şerifleri peki neden bunlar irdelemişlerdir? Bunlar neden uğraşmışlardır? Dini bozmak için muhterem kardeşlerim. Allah'ın kitabını mana itibarıyla sarsabilmek için bunu yapmışlardır. Şimdi bunu örneklendirmeye çalışalım inşallah. Şu soruyu sorarak gerçekten sünnet ve hadis-i şerif noktasında Müslümanların itikadı açısından bir zayıflık olursa din bozulur mu gerçekten? Hiç düşünmeden ve gayet net açıklıkla diyebiliriz ki eğer hadis-i şerifler olmazsa, sünnet-i seneyi olmazsa din bozulur değil. Din adına hiçbir şey kalmaz ortada. Hiçbir şey kalmaz. Dinimizin direği nedir? Namazdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuştur. Es salatu imadud din. Bu dinin direği namazdır. Yani kelime-i tevhidi söyledikten sonra din çatısı altına, tevhid çatısı altına girmiş olan bir müminin bu çatıyı tevhidi, imanı, itikadını muhafaza edebilmesi için yegane direk nedir? Namazdır. Namazsız din olmaz. Namazsız Müslüman dinini muhafaza edemez. Şimdi namaz örneğinden yola çıkarak meseleyi anlamaya çalışalım. Namazla alakalı sünnet-i seniye olmadığını bir düşünelim. Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak namazı anlamaya çalışalım. Veya namazı kılmaya çalışalım. Sünnetin olmadığını düşünerek haşa ve kella. Namaz kılmaya, namazı anlamaya çalışalım. Kur'an'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya ondan önceki peygamberlerle alakalı namazdan bahsedince ruku geçiyor, secde geçiyor, kıyam geçiyor. Bu üç kelimeyle namazla alakalı kavramlar var. Rukudan bahsediyor Rabbimiz, secdeden, kıyamdan bahsediyor. Namaz size belirli vakitlerde emredildi diye ayet de var. Şimdi bunlardan yola çıkarak nasıl namaz kılacaksın? Bir müminin, bir Müslümanın namazını kılması mümkün müdür? Mümkün değildir. Asla asla. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? Sallu kema ra'eytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyorken gördüyseniz siz de öyle namaz kılın. Yani namazı benden öğrenin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namaza nasıl niyet edeceksiniz? Ne okuyacaksınız? Fatiha, ondan sonra zamm-ı sure, rükû nasıl olacak? Kur'an rükûdan bahsetti. Peki rükûnun derecesi nasıl? Ne kadar eğileceksin? Ne kadar duracaksın? Sonra kavme nasıl yapacaksın? Niye yapacaksın? Secdeye niye iki defa gideceksin? Kur'an'da yazmıyor hiçbirisi. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın dedi Efendimiz Aleyhisselam. Yani dinin direği olan namazı kılabilmek için, ikame etmek için sünnet-i seniyeye ihtiyacımız vardır. Olmazsa olmaz şartıdır. Sünnet olmadan, Hadisler olmadan namazın olması mümkün değil. Namaz olmadan da dinin korunması, dinin olması mümkün değil. Onun için ne dedik? Sünnet olmadan din diye bir şey elde kalmaz muhterem kardeşlerim. Devam edelim. Bu kadarıyla yetinmeyeceğiz. Namaz örneğinden yola çıkarak devam edelim. Sadece ibadetleri bize açıklayan, öğreten bir şey değildir sünnet-i seniyye. Aynı zamanda dinimizi ve ibadetleri bozdurmayan ilimdir. Esastır sünnet-i seniyye muhterem kardeşlerim. Sünnet olduğu müddetçe hiç kimse Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın emir ve yasaklarına sünnete aykırı bir mana vermesi mümkün değildir. Sünnete göre mana vermesi mümkün değildir. Hadis-i şeriflere rağmen, sünnet-i seniyyeye rağmen hiç kimsenin Kur'an'daki ayetleri, anlaması, açıklaması mümkün değildir. Sünnet nasıl sınırlandırdıysa, nasıl açıkladıysa ancak öyle anlamak mümkündür. Şimdi namaza tekrar geri dönelim bunu dedikten sonra. Namazda namaz için Kur'an'da geçen kelime nedir? Arapça biliyorsunuz, salah, es-salah. Bu kelimeyle namaz Kur'an-ı Kerim'de ifade edilir. Namaz salah ile ifade edilen Arapça kelime yalvarmak, yakınmak, dua etmek anlamına geliyor Arapça'da. Şimdi bir mümin, bir insan, bir inanan Kur'an'dan yola çıkarak işte Allah namazı ikame edin diyor. Bu yani Allah'a yalvarın, yakınlaşın, yalvarın, dua edin demek. Öyleyse ben ayda bir defa ellerimi açarım, yatarken sofra başında Allah'a yalvarırım, yakarırım, dua ederim. Allah'ın namaz emrini, salah emrini yerine getirmiş olurum diyebilir. Sünnet-i iyi olmazsa sünnet-i seniyye olunca bunu demesi mümkün değildir. Çünkü salah için, namaz için sünnet içerisinde kavramlar vardır. Tekbir var, kıraat var, rükû var, kaide var, selam var, vakitler var. Neyi okuyacağına dair bütün hepsi sünnet-i seniyye de açıklanmış. Olmasa isteyen istediği gibi namaz, milyonlarca namaz şekli bulmamız mümkündür. Bu büyük bir tehlikedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte ben namazı böyle kıldım. İşte namaz budur demiştir. Bunun dışında Kur'an'daki salah kelimelerine Allah'ın namazı kılın emirlerine bir mana vermek asla ve asla mümkün değildir muhterem kardeşlerim. Bu sadece namaz için değil. Zekatı alın. Zekat verin diyor Kur'an-ı Kerim. İslam'ın şartlarından birisi. E ne kadar vereceğim? Kur'an'da yazmıyor. Kırkta bir vereceğini Yüzde iki buçuk olacağını Kur'an'dan bulamıyorsun. Hadi ver. Zekatı nasıl vereceksin? Hac yapmak istediği Müslüman nasıl yapacak? Kur'an-ı Kerim'de haccın emirleri, rükünleri yazmaz. Sünnet-i Seniyye'den bulacaksın orada. Tesettür aynısı gibi. Cihad aynısı gibi. Birçok emri, ahkamı sünnet-i Seniyye olmadan, Resulullah'ın hayatına, sünnetine, hadislerine başvurmadan yaşamamız mümkün değildir tekrar dönelim. Sünnet olmadan din yıkılır. Din yaşanmaz. Din diye bir şey ortada kalmaz muhterem kardeşlerim. Şimdi şu müsteşliklerin en azından genel itibarıyla Türkçe bu dersleri veriyoruz. Demek ki Türkçe dilinde bizi dinleyen Türkiye'li Müslümanlar açısından yerli piyonlarından ajanlarından bir iki örnek vermekte fayda var. Anlasıl, anlaşılması açısından. Elhamdülillah. Artık zaman içerisinde bu ajanların, bu müsteşriklerin davasına hizmet edenlerin tuzakları, maskeleri düştü büyük itibariyle. Fakat hala çalışmalarına, televizyon kanallarıyla, ilahiyat içerisindeki öğretim üyeleriyle devam etmektedirler. Tehlike aynısı gibi devam etmektedir muhterem kardeşlerim. Onun için ısrarla bunlara reddi yapmak, tuzaklarını insanlara bildirmek, isimlerini vermek gerekir. Müslümanlar anlaması gerekir. Adam bilmiyor, dinini öğrendiğini zannediyor bir tefsir dersi dinlediğini zannediyor. Resulullah'ın hayatının anladığını zannediyor. İçi ve dışı sünnete düşmanlıkla dolu. Allah muhafaza Şimdi ne dedik biraz evvel? Sünnet olmadan din olmaz, sünnet olmadan namaz olmaz dedik. Şimdi bunlar da ehli sünnetin kaynaklarından değil, kendi şeytani kaynaklarından beslendikleri için bir nevi sanki vahiy kaynakları orasıymış gibi. Bunu duyunca buna bir açıklama yapmaya çalıştı. Türkiye'de meşhur biliyorsunuz. Televizyon kanalı olan ismi Mustafa İslam olan ismini de verelim. Sakınca yok bunda. İnsanlar bilsin. Şimdi bu bir geminin üstünde oturmuş dünürü aynı zamanda yanılmıyorsam Mehmet Okuyan'la birlikte bir geminin üstünde denizin karşısında bir konuşma yapıyorlar. Sünnet olmasa namaz olmaz demiş ya alimler, hoca efendiler bu sünnet düşmanlarının tuzaklarına karşı insanları uyarmak için orada şöyle diyorlar. Namazın sünnetle ne alakası var yahu diyor. Ötekisi de gülüyor onu destekliyor durmadan. Tabi aynen üstadım efendim vesaire. Namazın sünnetle ne alakası var? Bu ideolojik sünnetçiliğin ortaya çıkardığı bir sözdür diyor. Kelimeye bakar mısın? İdeolojik sünnetçiliğin nasıl bir kelime? İdeolojik sünnet sahibi olmak ne demek? İdeolojik olarak sünnete bağlanmak, itikad etmek ne demek? İnkar mı etmek gerekiyor? İtikadla alakası yok mu? Bu da tuzak dolu bir kelime. Tabi ötekisi de ağzını açmış. Şimdi hem tasdik ediyorum hem de ne diyeceğini bekliyor. Şimdi namaz olmadan, sünnet olmadan namaz olmaz. Sünnetin namaza alakası yok diyor. Nasıl olacak üstadım? Namaz sünnetle, hadis-i şerifle hiçbir alakası yok. Nasıl olacak? Namaz öteden beri ta eski peygamberlerin uygulamış olduğu fiili bir davranıştır, sünnettir. Hz. İbrahim'in uygulamış olduğu namaz nesilden nesile, peygamberden peygambere böyle aktarla gelmiştir. Onu da peygamberimiz o uygulamadan görmüştür, yapmıştır diyor. Şimdi diyor bu ideolojik sünneti savunanların maskesi düştü. Kanada'da bir haham var diyor Yahudi alimi yani. Ben Adamson ve hatta ben ismini de yazdım buraya. Ben Abrahamson isimli bir Yahudi alimi. İnternetle birlikte elhamdülillah diyor artık bu sünneti dinin direklerinden kaynağı olarak göstermeye çalışanlardan kişilerin maskeleri düştü diyor. Bu ben Abrahamson bir kitabı ortaya çıktı diyor. Ne kitabı hocam? Öteksi ona soruyor. Namaz hocası yazmış. Hem de resimle aynı bizimkisi gibi diyor. Her şeyi mota mot, şekille, rükünleriyle aynı. Sadece yatsı namazında biraz farklılık var diyor. Aslında bu kelimesiyle, mecbur söylemesi lazım. Bir açar bakar kitaba. Yatsı namazında farklılık var kelimesiyle kendi tuzağını kazdığını aslında gerçekten nasıl dine saldırıda bulunduğunu ispat ediyor. Kimse anlamıyor tabi dinleyenleri sevenleri savunanları maalesef taassup ehli olunca anlamıyorlar muhterem kardeşlerim. Orada duralım. Ben Abraham Zon'un kitabında, namaz hocası kitabında namaz aynı Müslümanların kıldığı şekilde tarif ediliyormuş. Yatsı namazı orada bir rekat, Müslümanlarda da dört rekatmış. Şimdi burada bu müsteşrik zihniyetini savunan zavallı. Şu soruyu da sorması gerekmiyor mu? Biraz adil olsa. Müslümanların kafasını bu melanetle karıştırmaya çalışan şahıs şunu sorması gerekir. Peki yatsı namazı neden farklı o zaman? Sünnet-i seniyye ile namaz açıklanmayacaksa yani Cebrail aleyhisselam gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah abdesti şöyle alacaksın, namazı şöyle kılacaksın deyip ona öğretip kıldırmasaydı Efendimiz aleyhisselatü vesselam neden öğrenecekti bunu? Bilemezdi mümkün değil. Onun dediğine göre fiili bir aktarma olarak öğrenmiştir. Ama orada madem fiili aktarmada bir rekat o niye dört kıldı? Kafasına göre niye değiştirdi biri dörde? Bir rekat ise eğer orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört rekat kıldıysa onu demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lafzı ve manası Allah'tan almış olduğu vahiy yani Kur'an-ı Kerim'in dışında vahiy metluvun dışında manası Allah'a ait lafzı kendine ait bir vahiy gayri metlu var orada. Sünnet-i Seniyye. İşte bu sünnettir. Hadis-i şeriflerdir. Sünnet-i Seniyye, hadis-i şerifler hepsi Allah'tan Resulüne gönderilmiş, bildirilmiş vahidir. Bu ehli sünnetin itikadıdır. Ya bu basite alacak bir mesele değil ki. Ya bir hadis-i şerif var şöyle de yorumlanabilir mi acaba diye bir mesele değil bu adamın anlattıkları. Bu itikatla alakalı bir tehlike muhterem kardeşlerim. Dinleyenleri var, sevenleri var. Binler, on binler belki Allahu Alem. Yönlendiriyor adam. Sonra şu soruyu sormamız gerekir. Madem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle, hadislerle namazın bir alakası yoksa, bu ta İbrahim aleyhisselamdan beri aktarılmış, uygulanmış bir fiili davranışsa, haşa ve kella. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede peygamber oldu? Mekke'de. Mekke'de Yahudi var mıydı? Yok. Mekke'de ne var? Müşrikler var bol bol. Enfal suresi 35. ayette Allah buyuruyor ki müşriklerin namazıyla alakalı. Enfal 35 ayeti kerime. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ salatuhum indel beyti Onların Kabe'nin etrafında yanında namazları şundan ibaretti. İlla mukâ'un ve tasdiye. Islık çalmak ve el çırpmaktı diyor Allah. Müşriklerin namazı Kabe'nin etrafında böyleydi diyor Allah. Ayet-i Kerime. E peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke'de peygamberlik yapmış hicretten önce. Madem uygulanan bir fiil olarak yapsaydı namazı el çırpıp ıslık çalarak namaz kılması gerekirdi. Zırvalamanın sonucunu görüyor musun? Nasıl çıkacak işin içinden şimdi? Yok müşrikler de acaba Yahudilerden mi öğrendi? E yok Allah buyuruyor ki öyle yalvarıyorlardı Allah'a. Ayeti kerime. Yoksa haşa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra mı namaz kılmaya başladı? O sözden o çıkıyor. Madem Yahudilerden işte Hazreti İbrahim, Hazreti Musa böyle devam ettiği aktarılmış bir fiili sünnet olarak aldıysa Medine'ye icat ettikten sonra Yahudi alimlerinden, evlatlarından gördükten sonra öğrenmiş olması gerekirdi. Femâzâ ba'del hakkî illet dalâl Hak'tan ve hakikatten, ehli sünnetin yolundan saptın mı varacağın sapıklıktan başka bir şey değildir. Zırvalar durursun, çelişki içerisinde çelişki hakla, hakikatla, doğruyla alakası olmayan türlü türlü şeyleri duymak, görmek mümkündür muhterem kardeşlerim. Sünnet düşmanlığının sebebi İslam'ı, yüce dinimizi tahrif etmektir muhterem kardeşlerim. Tıpkı İsrail oğullarının kendi dinlerine bunu yaptıkları gibi. Aynen aynısıdır. Sünnet olmadan İslam Kalmaz din kalmaz sünnet olmadan Müslümanlar asla bir araya gelemezler ümmet olmaz. Hani dediler ya diyorlar ya dediler ve diyorlar İşte sünnet Müslümanların vahdetine ümmet şuuruna engeldir diyorlar. Tam tersi mealcilik yapanlar kendi işlerinde bir araya gelip vahdet hali oluşturup bir ilmi hal dahi yazabilmişler midir? Bizim kaynaklarımıza bakalım bir de. İslam'ın kaynaklarına bakalım bir de muhterem kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu gönderdiği peygamberlere sahifeler verdi ve kitaplar verdi biliyorsunuz. Yüz suhuf ve dört büyük kitap. O teferruatına girmeyeceğim şimdi. Şimdi insanlar bu dört büyük kitap içerisinden sadece Kur'an-ı Kerim hariç diğer kitapları ve suhufu sahifeleri tahrif ettiler mi? Bozdular mı? Bozdular. Ondan önce Allah'ın gönderdiği bu kadar vahyi tahrif etmeye çalışan insanoğlu Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmeye çalışmadı mı? Çalıştı. Ama lafzı muhkem Allah tarafından korunmuş. Bunu başaramadılar muhterem kardeşlerim. Bunu başaramayınca işte ne dedik? Sünnet-i Seniyye'yi ortadan kaldırıp dine bu şekilde nihai hedefte Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmaya çalıştılar. Aslında şimdiki bazı söylemlerden bunu anlamak mümkündür. Kur'an-ı Kerim hakkında din adına konuşan dikkat edin. İlahiyatlarda yani sokaktan herhangi bir vatandaş veya kilisede papaz değil. İlahiyatlarda din adına din dersi verenlerden bazıları çıkıp Kur'an tarihseldir demedi mi ve demiyor mu hala? Diyor. Kur'an tarihseldir ne demek? Yani indiği 50 sene, 100 sene geçerliliğini korumuştur, sonra bitmiştir. Sonra ne dediler? Kur'an yereldir yani mahallidir indiği bölgeyle alakalı. Ya Avrupa'ya dünyaya aktarılır mı uyular mı bir daha görüyorlar. Haşa ve kelle. Nihai hedef budur tabi ki. Sünneti seniyeyi de devre dışı bırakmak için üç aşamalı çalışıyor. Bu zihniyet, bu kafa, bu yapı. Üçü de aynı anda çalışıyor şu anda. özel olarak vermeye çalışıyorum anlayalım diye. Bir fikir oluşturmaya çalışıyorum muhterem kardeşlerim veya fikirlerinizi desteklemek için size destekte bulunmaya çalışıyorum Allah rızası için. Alimlerimize düşmanlık yaptılar. Hala da yapıyorlar. Mezheplere karşı mezhepleri devre dışı bırakmaya çalışan bütün çalışmalar, fikirler, söylemler nihai hedefte sünneti seniyeyi ve Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakmak için yapılan çalışmalardır mezhepsizlik dinsizliğe küfre götüren bir köprüdür çünkü. Allah Allah. Biraz abarttım mı acaba? Haşa değil. Bunun çalışmanın hedefi gayesi budur muhterem kardeşlerim. Şimdi bununla alakalı biraz evvel ismini vermiş olduğumuz zırvalayan zırvalayan şahıs ne diyor? Meşhur bir kelime uydurdular. Ne dediler? Safsata'dan ibaret indirilendin uydurulan din. Duydunuz bunu mutlaka. Televizyonlarda durmadan söylüyorlar, yazıyorlar. İndirilen din neymiş? Onun dini. Onun anladığı din indirilen dinmiş. Uydurulan din ne? Alimlerin, müştehitlerin yüzyıllardır insanlara aktardığı din. Neymiş o? Uydurulan din. Allah Allah. Çok ağır bir saldırı. Çok korkunç bir iddia. İndirilen din ve uydurulan din. Peki Uydurulan dini kim uydurmuş? Din adına iştihad eden, mezhepler içerisinde vesaire insanlara dinlerini öğreten alimler. Bu kitaplar vesaire uydurulan dinmiş. Haşa ve kella. Onun anladığı indirilen dinmiş. Şimdi bu zavallılara şunu desek yeterli olur mu inşallah? Ey müsteşlikler ve ey müsteşliklerin çocukları, yavrucukları. Şunu bilin ki bir örnek verelim. Tecvid ilmi diye bir ilim vardır. Ne içindir tecvid ilmi? Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak için alimlerin bize öğretmiş, aktarmış oldukları Kur'an-ı Kerim'i doğru okuma ilmidir. Yani tecvid olmadan Kur'an-ı Kerim'i nasıl doğru okuyacağını bilemezsin. İhfa nerede, izhar nerede, iklap nerede, met nerede, nasıl çekeceksin, ne kadar çekeceksin bilemezsin. Tecvid ilmi. Bu tecvid ilmi içerisinde bir küçücük mesele vardır. Küçücük mesele. Buna ne denilir? Raum. Raum. Bilenler bilir tecvid okumuş olanlar. Raum nedir? Ses tınısı. tınısı, sesi çıkarmanın şekli. Harekeyi okumadan okuyormuş gibi ona ses vermektir. Yani harekenin üçte birini okumak gibi bir şeydir. Ey müsteşrikler! Ey müsteşriklerin çocukları! Müsteşrikcikler! Kur'an-ı Kerim'in bize aktarılmasında harekeyi değil, yok sureyi, ayetleri, harfleri değil, harekeyi değil, harekenin üçte biri olan revmi dahi kaybetmeden Müslümanlara ulaştıran bizim ulemamız sana bu dini bozdurur mu hiç? Ne kadar zavallı bir zihniyet ya. Revmi dahi aktarmış. Nasıl okuyacağını, nasıl hareke harekeyi nasıl okuyacağının içerisinde bir teknik bu kadar tecvid ilmi aslında muhterem kardeşlerim tecvid ilmi aslında başlı başına bu işi Allah'ın izniyle başaramayacaklarına dair bir delildir. Başarmaları mümkün değildir. Sen bu Kur'an'ın, bu ilmin, bu kitabın kıraatını dahi bozamazsın. Kur'an'ın kıraatını dahi bozdurmayan alimler Resulullah'ın sünnetini sana bozdurur mu hiç? Bozdurmaz. Ümmete vahdet şuuruna engel imiş. Haşa ve kella. Şimdi 1920'lerde 1930'larda o oryantalistlerden, şarkıyatçılardan, müsteşriklerden birisi hacca gidiyor. Yani hac yapmak için değil. Hacda Müslümanları gözetlemek için gidiyor. Yani bunların yıllık içtima mekanı neresi? Hac, Arafat. Oraya gidelim, oradan tuzakları kurmaya çalışalım. Bu birliği, bu ictimayı nasıl bozabiliriz zihniyetiyle gidiyor. Bunun için gidiyor. Kimin ne için gittiğini bilemiyorsun. Allah biliyor. Bu gitmiş sonra yazmış. 20 ile 30'lu yıllarda. Hacca gidiyor. Orada bakıyor ki dünyanın dört bir yanından Müslümanlar hacca gelmişler. Biri Amerika'dan gelmiş, biri Afrika'dan gelmiş, biri Filipin'den gelmiş. Biri Çin, biri Brezilyalı, biri Avrupalı, biri Acayip insanlar. Hepsi Müslüman. Yani renkleri, dilleri, her şeyi farklı adamlar, kadınlar. Ama bir bakıyor ki bu her şeyleri farklı olmasına rağmen aynı dinin mensubu olan insanlar ibadetlerinde tavaf aynı. Namaz aynı. Sa'i aynı. Şeytan taşlama aynı. Her şey aynı. Tıraş dahi aynı. Allah Allah diyor. Tabi Kur'an'da var hiçbirisi yok. Hiçbiri bunların Kur'an'da yok. Şimdi teker teker gördüğü değişik ülkelerden genel adamlara soruyor. Niye bunu böyle yapıyorsun? Resulullah Aleyhisselam böyle yapmıştır. Niye böyle yapıyorsun? Resulullah Aleyhisselam böyle yapmıştır. Sen niye böyle yapıyorsun Filipinli kardeşim? Resulullah Aleyhisselam böyle yapmıştır. Ha diyor. Demek ki bunları ümmet haline getiren neymiş? Sünnet-i seniyyeymiş. Sünneti ortadan kaldırdığında vahdet olması, ümmet olması mümkün değildir. Dinin yıkıldığı gibi ümmet şuurunun da yıkılması gündemdedir. İşte bundan sonra çalışmalarını hızlandırıyorlar. Ha demek ki bunları birbirine kenetleyen, bağlayan sünnetse bunları birbirinden ayıran da sünnetten uzaklaşınca olacak diyor ve maalesef başarı elde ettiler. Müslümanlar arasına hadis-i şeriflere itimat noktasında sünnet-i seniyye itimat noktasında tuzaklar atıp kandırınca işte vahdet ve ümmet şuuru da bozuldu muhterem kardeşlerim. Nereden tekrar birleşmemiz gerekiyormuş? Yıkıldığımız yerden tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor Allah'ın izniyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne dedik biraz evvel? Dağıtmadan toparlamaya çalışalım inşallah. Allah Celle Celaluhu bu dini gönderdi. İki çeşit vahiy ile gönderdi. Vahiy metlu yani lafzı ve manası okunmuş olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a o şekilde verilmiş vahiy Kur'an-ı Kerim. Diğeri de vahiy gayrimetru. Manası Allah'tan Cebrail Aleyhisselam tarafından Resulüne bildirilmiş. Kalbine ilka edilmiş. Fakat lafzını kendisi ifade etmiş. O öyle diyor zaten. Allah da Kur'an'da öyle diyor. Nerede mi? Bir iki örnek verelim. Bakara suresi 136'ya bakın. Aynı şekliyle bir, bir, kelime hariç Ali İmran 84'te de geçiyor. Bu hep cüzün sonundaki sayfalardır. Orada bulacaksınız. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ilâne ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshak Şimdi orada Allah Celle Celaluhu inanın, iman edin neye? Allah'ın indirdiğine. Kime? İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbat'a diyor. Allah Allah. E şimdi biz bakıyoruz. Bunlara Allah kitap göndermiş mi? Göndermemiş. Yüz suhuftan sahife vermiş mi? Vermemiş. Peki Allah kitap ve sahife vermediyse bu peygamberlere. Ama onlara ve ma enzelna diyor. İndirdim diyor Allah. Haşa yalan mı? Haşa ve kella. Demek ki Allah Celle Celaluhu vahyi gayri metlu olarak da vahyi indirmiştir ve göndermiştir. Burada kastedilen budur. Daha açık bir delil vereyim size. Nisa suresi 113. Efendimiz Aleyhisselam alakalı ne buyurdu Rabbimiz? Ve enzalallahu aleikel kitabe vel hikmete. Allah sana kitabı ve hikmeti ve enzele. Arapça bilmesen de anlıyorsun. Ne yapmış? İnzal etmiş Allah. Hikmet nedir? Sünnettir. Hiçbir alim yani sahabe, tabiun bugüne kadar hepsi dahil hiçbir alim hikmete sünnetten başka mana vermemiştir. Ne buyurdu Allah? Allah sünneti inzal etmiştir. Ayet-i kerime ya. Ama yorumlarsan kendi vahiy aldığın kaynaklara göre açıklamaya çalışırsan Allah muhafaza buyursun. İnkardan başka bir şeyin çıkması, kalması mümkün değildir muhterem kardeşlerim. Şimdi inşallah toparlama noktasında bir iki örnekler canlı oluyor aklımızda, hafızamızda kalması açısından. Sünnet ve hadis düşmanlarının inkar ettikleri bazı şeylerden söyledik. Delilleriyle, alimlerimizin bize öğretmiş olduğu deliller, delillerle çürütüldüğünü gösterdik. Şimdi meşhur olan, belki üzerinde çok fazla sık durulmayan bir örnek vereyim inşallah. Yani sünnet ve hadis düşmanlarının meşhur inkarlarına bir örnek verelim. Nedir bu? Şefaat konusu. Şefaat. Ben ta küçüklüğümden hatırlarım. 11 yaşındayken ilk defa Rabbimiz nasip edip haca gittiğimizde hocamızla birlikte ismini alalım Mustafa Efe Hoca Efendi Rabbim rahmet eylesin. Tüm alimlerimize, tüm hocalarımıza bu dini bize öğreten bir harf dahi öğrenmemize vesile olan bütün hocalarımıza Allah razı olsun. Rabbim onlara rahmet eylesin. Yaşayanlara da Rabbim rahmet eylesin. Rahmet sadece öğrenlere değil yaşayanlara da ve dua olarak yapılır. Bir yerde bir dua yapıyordu hocamız orada. Bakın Aradan 30 küsür sene geçmiş o sahneyi unutamıyorum. Bir kendini bilmezin o davranışı akıllarımızda kalmış. Dua yapıyordu. Duasının sonunda şefaat ya Resulallah dedi. Duasının sonunda. Herkes duygulanmış. Ağlayanlar var. Günahlarının affı için gerçekten Allah'a o anda irtica etmiş insanlar. Duayı dinleyenler. Gerektiği gibi... O anda duaya amin diyen insanlar çoğunlukta. Fakat o aradan birisi. ilim talebesi olduğunu zanneden. Araya girdi. Araya girdi. Böyle diyemezsin bu şirk dedi. La havle ve la kuvveti illa billah. Duanın ortasında insanlar duyg duygulanmış, Günahlarının affı için Allah'a yalvarırken o anda dahi hiçbir şeye saygı göstermeyen bu zavallı o şekilde oraya mahvetti, perişan etti atmosferi. Biz tabi o zaman daha küçüktük. Acaba bu niye böyle yaptı? Gereken ağzının payı verildi ama bakın aklından çıkmamış. Şefaat ya Resulallah demek gerçekten o zırvalamış olan zatın dediği gibi şirk miydi Allah muhafaza biliyorsun? Yoksa nasıl böyle duaya müdahale edebildi? Dediğim gibi haddi bildirilmişti. Ama bugün şefaat örneğinden sünnet ve hadis inkarcılarının delillerini, delil olmayan delillerini çürüteceğimi söylerken bu örnekle meseleye girmek istedim. Şefaat ya Resulallah deyince burada iki konu var. Meseleyi anlamamız için. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra ona nida harfiyle nida etmek yasak mı değil mi? Ya, yani sen karşısındaki birisine ey Ahmet, ey Mehmet beni dinler misin dediğinde bu nida harfidir. Resulullah aleyhisselam vefat ettikten sonra o nida harfiyle ona konuşmak caiz mi değil mi? Şirk mi? Bu birinci soru. İkincisi de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şefaat istenir mi istenmez mi? Bu iki soruyu cevap verdik mi? Şefaat ya Resulallah doğru mu değil mi? Böyle dua edilir mi edilmez mi? Ortaya çıkmış olacak. Gayet basit aslında. Uzatmayalım. Ya harfiyle yani nida harfiyle ya Resulallah ey Nebiyallah diye hitap etmek haşa ve kella caiz olmasaydı şirk olsaydı bir mümin 40 rekat günde namaz kırıyorsa 20 rekatta 2 rekatta bir oturunca 20 defa şirk işlemesi gerekirdi. Niye? Ettehiyyatı da durmadan ne diyorsunuz? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Eyyüha orada nidadır. Ya eyyühen nebiyyü manasına gelir. Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın nebisi diyen her mümin o anda haram işlemiş olur. Ettehiyyatı okuduğunda. E bu böyle olmadığına göre demek ki birinci kısmında sıkıntı yok. Şefaat ya demek sorun değil demek. Peki şefaat ya Resulallah yani ya Resulallah bana şefaat eyle demek şirk mi haşa caiz değil mi? Çünkü böyle söylüyorlar. Yani şirk diyenden tut böyle demek olmaz bu zaten şefaat diye bir şey yok diyene kadar her şekil inkar söz konusu. Muhterem kardeşlerim usul olmayınca fıkıh olmayınca bak oradaki usul olmayınca bir yere varmak zaten mümkün değildir. Şimdi bir metre kat santimdir yüz santimdir. Bu böyle yani. Şimdi birisi kalkıp desek ya olur mu ya 75 santim bir metredir dese bu iddiasında ısrar etçe, etse ömür boyu bunun hiçbir ölçüyü doğru yapması mümkün değildir. Usul yok adamlarda. Bu fıkıhla alakalı da aynen böyledir. Sünnetle alakalı sünnet usulü, hadis usulü, tefsir usulü, fıkıh usulü usul olmayınca bir mümkün değildir. Şefaat ya Resulallah dediğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden o anda bir müminin bir Müslümanın istediği şefaat yetkisi değildir. Ya Resulallah Allah sana kıyamette şefaat etme yetkisi verecek beni de o anda unutma demektir. Bu hepsi bu. Şimdi bu duayı yapmak caiz mi değil mi? Şimdi önce bunu söyleyelim. Bir mümin şefaat ya Resulallah dediği anda bunu demiş olur. Ya Resulallah bana şefaat yetkisi ver, ben de başkalarına şefaat yapayım demiyor. Çünkü şefaat yetkisini yegan olarak veren Allah Celle Celaluhu'dur. Ama o yetkiyi o Resulüne vermiştir. Bu ayet ve hadislerle sabittir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka peygamberlere verilmeyen beş şeyden birisi ilki neydi? Şefaati uzma, büyük şefaat hakkı bana verildi demişti. O hadisi özet olarak aktaracağım size biraz sonra inşallah. Öyleyse bir mümin ya Resulallah tekrarlayalım. Rabbim sana şefaat etme yetkisi verdiği anda beni de unutma ya Resulallah demiş olur. Şefaat ya Resulallah dediğinde. Bundan daha güzel bir dua olabilir mi? Olamaz muhterem kardeşlerim. Bu kadar güzel bir duadır bu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamette o şefaatle alakalı hadisi şerifi o söylemiş olduğu uzunca kaynaklarımızda geçen hadis-i şerifin özetini alalım inşallah. Mahşer meydanı diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bir yerde diyor yemek yiyorduk. Yemek yedikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu aktardı. Bukhari'de var, Müslim'de var, diğer kaynaklarda da var. Bu şefaatle alakalı hadis-i şerifi. Uzun özetini vereyim inşallah. İnsanlar mahşer meydanında toplanacaklar dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Adem'den son insana kadar ne kadar insan şu yeryüzüne gelmişse, ne kadar insan? Hepsi mutlaka o mahşer meydanında öyle toplanacaklar ki gören onların hepsini görebilecek. İşiten onların hepsini işitebilecek. Öyle bir dehşet manzara. Sayılarını Allah'ın bileceği insan kalabalığı. O anda güneş onlara yaklaşacak. Gam, keder, sıkıntı, insanlar dehşet bir halde hesaplarını bekliyorlar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlardan bazıları bazısına diyecek ki şu içinde bulunduğumuz halde nasıl kurtulacağız acaba? Birileri dedi ki insanların ilki olan babamız, atamız, ilk peygamber Hazreti Adem'e gidelim. O bize şefaat eylesin. Yani affolunmamız için, hesabımızın kolay olması için Rabbimizle aramıza girsin, bizim için yalvarsın dediler. Gittiler Hazreti Adem'e. Ey Adem, Allah seni kudretiyle yarattı. Kendi ruhundan üfledi, sana isimleri öğretti, melekler sana secde etti. Bizim için Allah katında şefaat eder misin? Hazreti Adem cevap verdi. Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiştir ki, ne bundan önce böyle gazaba gelmiştir, ne de bundan sonra böyle gazaba gelecektir. Ben Allah'ın yasak kıldığı ağaçtan yedim. Nefsim, nefsim, nefsim dedi. Size şefaat edecek yüzüm yok. Allah'a gidip sizin için yalvaramam, kendi günahım bana yeter dedi Hazreti Adem Aleyhisselam. Diyecek. Nuh'a gidin. Hazreti Nuh'a gelecek insanlar. Ona yalvaracaklar. Allah seni abden şekura diye tarif ediyor Kur'an'da. Ne kadar şükreden bir kulsun. Yeryüzüne gönderilmiş ilk peygambersin. Yani yeryüzünde. Öteki cennetten gelmiş. Bizim için şu halimizi görüyorsun. Ne olur Rabbim katında şefaat dile. Rabbim öyle gazaba gelmiştir ki. Benim bir dua hakkım vardı. Onu da kavmimin aleyhine beddua yaptım. Bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim dedi Hazreti Nuh Aleyhisselam. Siz İbrahim Aleyhisselam'a gidin. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'a gidecekler. Allah seni halili olarak tarif etti. Dost, dost, dost. Ateş seni yakmadı. İbrahim Aleyhisselam'a yalvarıyorlar. Şu halimizi görüyorsun bizim için Rabbine yalvar. O da aynısını dedi. Rabbim öyle bir gazaba gelmiştir ki nefsim, nefsim, nefsim. Siz Musa Aleyhisselam'a gidin. Hazreti Musa'ya gittiler. Ey Musa, ey Allah'ın peygamberi. Allah sana kelamıyla insanlardan kelimullahsın sen. Allah seninle konuştu. Bize şefaatta bulunur musun Allah katında diyecekler. Hazreti Musa aynısını diyecek. Ben öldürülmesiyle emir olunmadığım bir cana kıydım. Bana o günahım bugün yeter. Nefsim 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 diyecek. Siz İsa aleyhisselama gidin. İnsanlar İsa aleyhisselama gidecekler. Ey Allah'ın peygamberi ey İsa. Sen Meryem'e Allah'ın yönelttiği kelamısın. Onun kendinden bir ruhsun. Beşikteyken insanlarla konuştun. O kadar mucize sahibisin. Ne olur bize Rabbin katında şefaatta bulun. Hazreti İsa aleyhisselam nefsim 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 diyecek. Siz son peygamber. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidin diyecek. Efendimiz aleyhisselam devam anlatıyor. İnsanlar bana gelecekler. Ya Resulallah diyecekler. Sen bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışladı. Ne olur bize Rabbin katında şefaatta bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görüyorsun ya Resulallah diyecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben Allah'ın arşının altına gideceğim. Onun arşının altında Allah'a secdeye kapanacağım. Derken Allah benden önce hiç kimseye açmadı. Methü senaları benim için açacak o methü senalarla Allah'a yalvaracağım. Sonra Allah buyuracak ki uzun uzun yalvardıktan sonra. Ya Muhammed diyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek ya Muhammed. Şefaat et. Şefaatın yerine getirilecek denilecek. Ben başımı kaldıracağım ve diyeceğim ki Ya Rabbi ümmeti Ya Rabbi ümmeti Ya Rabbi ümmeti ya Rabbi ümmetimi bağışla, ya Rabbi ümmetimi kurtar, ya Rabbi ümmetimi bağışla diye şefaatta bulunacağım dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis devam ediyor. Diyecek ki Allah Celle Celaluhu ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem git kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cehennemden çıkar. Cennet kapılarından içeri al hadis-i şerif. Bu şefaata nail olmak istiyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirmiş olduğu, aktarmış olduğu sünnet-i seniyeye sarılmaktan başka çaremiz yoktur muhterem kardeşlerim. Şimdi demek ki kıyamette Resulullah aleyhissalatü vesselamın şefaatini inkar edemeyince en azından hadisleri kabul edenleri, şimdi o bu şirktir demişti ya ama kıyamette bu hadis bu yaşanacak inkar edemiyor. Böyle olunca o zaman orası ahiret orada olur ama dünyadayken ondan şefaat istenmez diye bir safsata ortaya attılar. Dedik mesela ki özellikle o hacdaki olayı örnek verdik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim hayattayken de daha da geriye gidelim. O dünyada yokken de onun vefatından sonra da alimlerimiz ashab-ı kiram tabiun ondan şefaat istemişlerdir. Ne manada? Ya Resulallah Rabbim işte o şefaat iznini sana verdiği anda beni unutma ya Resulallah manasındadır. Bu dua manasındadır. O hayattayken de istemişlerdir. Hani Enes bin Malik radıyallahu anh siyer derslerimizde aktarmıştık. Hangi derste hatırlamıyorum. Hatırlıyor musunuz? Ya Resulallah bana kıyamet günü bana şefaat eder misin diye sormuştu ya edeceğim demişti. Hazreti Enes bin Malik işi sağlama alamak için ne demişti? Seni nerede bulacağım ya Resulallah? Ne demişti Efendimiz Aleyhisselam? Sırat köprüsünde. Orada bulamazsan terazinin yanında. Orada bulamazsan havuzun ucunda beni bulacaksın demişti. Bu hadisi aktarmıştım size. Bak o canlıyken ona gelip ondan şefaat istedi. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh. Rabia bin Ka'b. Hizmet eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hizmetini onore etme için istemenden istediğini dedi. Hiç istemiyordu. Hiçbir şey istemiyordu. Bir gün dedik ya Resulallah senden kıyamette şefaat istiyorum dedi. Nereden öğrendin bunu dedi. Kim öğretti sana bunu? Rabbim öğretti dedi. Rabbim öğretti. Çok ağır bir şey istiyorsun ey Rabia dedi. Çok ağır bir şey istiyorsun. Sadece bunu istiyorum ya Resulallah. Öyleyse dedi çok secde ederek bana yardım et dedi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden şefaat istemek haram olsaydı, haşa ve kella şirk olsaydı uyarmaz mıydı burada? Böyle bir şey istemeyin olur mu haşa bu demez miydi? Derdi. Bana yardım et dedi secde ederek. Ben senin için Allah'tan bağışlanma dileyeceğim ama sen benim getirdiğimi, tebliğ ettiğimi yaşa ki Allah da bu şefaatimi kabul eylesin dedi muhterem kardeşlerim. Onları men etmedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da yaşantısında peki onun vefatından sonra yani bizim konumumuzda olan insanlarla alakalı bir örnek verelim inşallah. Bugün belki vaktimizi biraz aşarsak aşalım rahat olun inşallah rahat dinleyin. Hem son dersimiz olmasa sebebiyle yani sezonun son dersi diğerini Allah bilir. İnşallah rahat olun. Şu konuyu tamamlamaya çalışalım. İnşallah seri bir şekilde toparlayacağım Allah'ın izniyle. Onun vefatından sonra şefaat ya Resulallah demek caiz mi değil mi? Bununla alakalı bir örnek vermeye çalışalım muhterem kardeşlerim. Ama öyle bir örnek verelim ki kimsenin inkar edemeyeceği bir örnek olsun. Yani öyle bir zat olsun ki büyük bir alim değil, allame değil, müştehitlerin ilki, en büyüğü imamına, i̇mam ı azamdan olsun inşallah. Yani hak olduğuna dair, ilmine, irfanına, büyüklüğüne dair kimsenin inkar edemediği bir zat. Hiç kimse, hiç kimse. Hepsi kabul etmişler. Öyle bir zat. Şimdi Numan bin Sabit esas ismi biliyorsunuz. İmam-ı Azam rahimuhullah. Ne alakası var bu konuya diyecek olursanız. Size şunu aktarayım inşallah. Unutmayacağınız bir şey olsun Allah'ın izniyle. Onun bir kasidesi vardır. Belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Aslında meşhurdur. Kaside-i Nu'maniye diye meşhurdur. Bazıları Kaside-i derler. Kaside-i Nu'maniye'dir. Yani Eddürrül Meknun denmiştir. Saklı bir inci. Nasıl mı? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rauzasına gelir İmam-ı Azam Rahimullah. Onu ziyaret eder orada. Ravzasında onun huzurunda kabri şerifinin başında ona o anda selam verirken içinden gelen kalbinden gelen bir naat okur bir kaside okur. Allah biliyor o biliyor. Selam Resulullah'a iletiyor kimsenin bilmesi mümkün değil. Sonra müezzin bunu okuyu verir bu kasideyi i̇mam Azam şaşırır şok içerisinde. Müezzin inince minareden ve hatta ezan okuduğu yerden inince der ki senin bu okuduğun kaside şiir nereden kimin bu şiir? Numan bin Sabit'in der. Sen Numan bin Sabit'i nereden tanıyorsun der. Tanımıyorum der. E bu şiir nereden duydun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rüyamda söyledi der. Ve dedi ki bunu minareden insanlara oku. Bunu deyince İmam-ı Azam Rahimullah hüngür hüngür ağlamaya başlar. Peki burada ne dedi İmam-ı Azam rahimallah? Uzun 53 beyitten oluşuyor. Hepsini okuyamam siz okuyun inşallah. İnternette arayın bulacaksınız. Bir iki pasajını şefaatle alakalı bölümünü inşallah paylaşmak istiyorum. Diyor ki ey efendilerin efendisi senin hoşnutluğunu umarak şefkat kanatların altına sığınarak sana geldim ya Resulallah. Vallahi ya hayrel halaiqi ey yaratılmışların en hayırlısı. İnne li kalben meşukan la yarum sivaya. Senden başkasını arzulamayan senin aşkınla dolu bir kalbim var diyor. Devam ediyor. Şimdi bir ilk yere bakın. Entellezi fina şefaaten. Sen bizim lehimize Allah'tan şefaat isteyecek olansın ki rabbuke lem yekun kulli sivâke'' ''Rabbinin senden başkasına bu lütfu vermediğini söyleyensin.'' Böyle diyor İmam Azam. Yapışmış orada kabrinin başına. Böyle iltica ediyor. Kimse bilmiyor ama insanlık öğrenmiş. Resulullah müezzini öğretiyor. Sonra bunlar yazılmış. Eser olarak mevcut. Muhafaza edilmiş. Metü Sena'da bulunuyor. Allah Hz. Musa kıyamet gününde senin isminle Allah'a iltica edip senin himayene sığınacak. O gün bütün peygamberler kainattaki bütün halk, ulul azim peygamberler ve melekler hamd sancağının altında sığınmaya can atacaklar diye devam ediyor. Bütün yazarlar toplanıp senin manevi varlığını anlatmaya çalışsalar, kalksalar, methediciler ne diyebilir senin şanına layık? Vallahi denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, İnsanlar ve cinler toplansa seni tam anlatacak güce ebediyen sahip olamazlar ya Resulallah. Böyle selam gönderiyor İmam-ı Azam Rahimullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Şimdi bunu oryantalisten vahiy alan öyle diyorum ekstra. Hocası müsteşrik zihniyet ideoloji olan nasıl anlasın? Bunu nasıl farkına varsın? Bu aşkı bu muhabbeti nasıl paylaşsın? Mümkün değil. Bu Resulullah'a aşkla yanan, tutuşan, kavrulan birinin yakarması. Hepsi bu kadar. Sonunda diyor ki muhterem kardeşlerim şefaatle alakalı. Ben senin cömertliğine tamah ediyorum. Zira Ebu Hanife'nin kainat içinde senden başka hiç kimsesi yoktur ya Resulallah. Çünkü sen şefaat edenlerin de şefaati kabul edenlerin de en keremlisisin. Senin himayene sığınan senden ancak vefakarlık görür. Yarın kıyamet gününde bana ihsanın şefaat olsun. Mahşerde ham samcağının altında beni de almanı beklerim ya Resulallah. Dedi İmam-ı Azam Rahimullah. Yani baştan sona kadar 53 beyitte Resulullah'tan şefaat dilemiş. Öyle bir dilemiş ki kalbi yana yana Allah kıyamete kadar ümmete unutturmamış onun o beyitlerini. Caiz miymiş? Vefatından sonra şefaat ya Resulullah demek vallahi caiz. Hem de dinlenilmesi gereken bir şey. Bir örnek daha verelim inşallah. Tubba'dan bahseder Kur'an-ı Kerim. İki yerde bir tanesi Duhan birisi Kaf suresinde. Kavmu Tubba der. Yani Yemenlilerin krallarına verilen bir isimdir bu muhterem kardeşlerim. Bu Tubba'ların birincisi. Yemen'de bir gün ordusunu hazırlar. Bu ordusuyla kuzeye doğru fethe çıkar. Mekke-i Mükerrem'i geçer. Medine yani o gün ismiyle Yesrib'e kadar uzanır. Orayı da fethedecek ya. Orada 400 tane alim onlar da oraya yerleşmiş Yahudi İsrailoğullarından. Yani kitaplarında yazıyor burada peygamber zuhur edecek. Onun için oraya yerleşmişler. Bunun Tubba'nın karşısına çıkarlar. Derler ki yapma, etme, burayı yakma, yıkma. Burası son peygamberin geleceği yerdir. Sakın ha burası zulüm yapma der. Perişan olursun. Bu tubba iyi kalpli, iyi niyetli, adil bir insan olduğu için orada derhal futuhatına son verir. Alimlerin dediğini dinle. Siz niye buradasınız? Biz son peygamberi bekliyoruz. Öyle mi der ya? Anlatın bana ondan der. Anlatırlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden. Ondan sonra bir mektup yazar bu Tubba isimli kral. Yemen kralı. Bir mektup yazar. Altınla mühürler Medineli yerlilere bu mühürlenmiş mektubu verir der ki. Bu mektubu der. Eğer siz o gelecek olan son peygamberi görürsen kendin ver. Göremezsen ölmeden önce miras nesilden nesile babadan oğula bu aktarılıp gitsin. Bu mektup ona gelene kadar aktarılsın. Olur mu? Olur. Madem sen buraya zulmetmedin, burayı yakmadın, yıkmadın biz de söz veriyoruz. Altınla mühürlenmiş mektubu nesilden nesile babadan oğula aktarıp ulaştırmaya çalışacağız söz veriyoruz derler. Tubba Medine'den ayrılır. Yemen'e geri gider muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken Ebu Leyla isimli bir adam en son onun önüne geçmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'nin dışında karşılıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona ne demişti? Sen Ebu Leyla mısın demişti. Yanında Tubba'dan bana yazılmış bir mektup var mı dedi. Mucize. Vallahi mucize. Ebu Leyla dedi ki sen kimsin? Senin yüzünde bir yalancı işareti, sihirbaz işareti yok. Sen yalancı sihirbaz değilsin. Sen kimsin? Var öyle bir mektup. Ben dediğim Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Bana tubbadan yazılmış bir mektup olması lazım sende. Getirdi verdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a mektubu verdi. Hazreti Ebu Bekir mektubu okudu. Mektupta şöyle diyor muhterem kardeşlerim. Allah'ın nebisi ve elçisi peygamberlerin sonuncusu, Rabbul Alemin'in elçisi, Abdullah'ın oğlu Muhammed'e Tubba'dan. Kendi ismini peygamberimizin isminden önce yazmamış. Saygıya bak, hürmete. Bu mektubu yazdığı vakit, Resulullah'ın eline mektup geçmeden en azından yedi, bazı rivayetlere göre dokuz asır önce. Yedi yüzle bin sene önce yazmış mektubu. Eline geçti. Okuyor. Min tubba ile evvel. İlk tubbadan yazılmış Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a. Fe inni amentubike. Bilesin ki ben sana iman ettim. Mektupta yazıyor. Ve bi kitabikellezi unzile ileyk. Unzile aleyk. Allah'ın sana indirdiği kitaba da iman ettim. Ve ana ala di ve ana ala dinike ve sünnetike. Ben senin dinin senin sünnetin üzereyim ya Resulallah. Ve aamantu bi rabbika Rabbi kulli şey. Her şeyin ve senin Rabbin olan Allah'a iman ettim. Ve bi kulli ma rabbik. Rabbinden sana gelen vahiy metlu vahyi gayri da iman ettim. Yazmış. Min il iman ve'l İslam. İslam ve iman şeriatı namına. Şimdi dikkat edin sonuna. Fe in edraktuka fe biha <ve nimet> Eğer sen hayattayken ben sana kavuşursam bin sene önce ne mutlu ne güzel ne mutlu bana. Ve in <feyn> lem edraktuka <feşfâli> Ben sana ulaşamazsam ya Resulullah bana şefaat eder misin? Ve <feyn> la tenseni yevmel kıyameh. Beni kıyamet günü unutma ya Resulullah. Tıbba yazıyor. Resulullah'ın zuhurundan bin sene önce muhterem kardeşlerim. Fe inni min ummetikel evvelin. Ben senin ilk ümmetlerindenim ya Resulallah. Ve tabi'atuke kable mecibuke. Sen gelmeden ben sana beyat ettim ya Resulallah. Ve ana ala milletik ve milleti ebiki İbrahim aleyhisselam. Ben senin babanın, atanın İbrahim aleyhisselamın dini üzereyim ya Resulallah. Dedi tubba mektupta böyle yazdı muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mektubu okudu sadece şöyle buyurdu merhaba salih kardeşim ey Tubba dedi o yaşarken değil vefatından sonra değil o dünyaya gelmeden 800 küsür sene önce yazılmış olan mektuptaki şefaat isteğine bu yanlış bu olmamış demedi hala oradan oraya gelmek istedim sözü uzatabiliriz uzatmayacağım. İnşallah hatime yapıp bitiriyorum Allah'ın izniyle. Bir ufuk açıp bitirelim inşallah. Allah Celle Celaluhu Resulüne ne buyurdu o hayattayken muhterem kardeşlerim? Vallahu ya'simuke minennas. Allah seni koruyacaktır ya Resulallah. Korudu onu Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Ve o vefat ettikten sonra da onun bedenini dahi sünnetini, hadis-i şeriflerini Rabbimiz korudu muhafaza eyledi. Kiminle? işte ehli sünnet vel cemaata mensub. Onun ümmet kadrosuyla, alimlerimizle, imam-ı azamlarla, imam-ı şafilerle, onlarla Rabbimiz korudu elhamdülillah. Şu son örnek onunla bitiyor inşallah. Kulaklarımızda küpe kalsın. Yıl Hicri 557, miladi 1161 civarında Selçuklu Atabeylerinden Nurettin Mahmud Zengi rahimahullah. O büyük İslam komutanı, o büyük Fatih. Haçlılara büyük hezimetler yaşatmış. Müslümanlara moral vermiş. Haçlılar mağlup oldukça olmuş. Kur'an'ı tahrif edemiyorlar. Mücahitler karşısında yenilgiye uğruyorlar. O kadar misyonerlik faaliyetleri var. İngilizler bu planın hep kökündedir. O kadar misyonerlik faaliyeti olmasına rağmen hiçbir Müslüman İslam dinini terk edip İslam'dan çıkıp Hristiyan olmamış. Çalışmalarına rağmen. Ama bunun tersine Mısır'da, Suriye'de, Anadolu'da, orada burada insanlar sahabeyi görmüş, Müslüman tüccarı görmüş, İslam'a girmiş. Bu başarısızlık adamlardan moral bozukluğuna. Nurettin Mahmud zengi karşısında da mağlup oldukça oldukça bir plan yapıyorlar. Mağrib'den iki kişiyi Medine'ye gönderiyorlar. Yetiştirilmiş ilk müsteşriklerden. Arapçayı su gibi biliyor. İslam dinini acayip ezberlemiş, bilmiş, amelde uygulayan. Bunlar Medine'ye gelip Medine'ye yerleşiyorlar. Medine'de Rauza'nın yanında ibadetle, itaatla meşgul. Hani bütün sünnetleri kılıyorlar. Namazları, nafileleriyle, cumartesi günü Kuba Mescidini ziyaretle vesaire. Örnekleri çoğaltabiliriz. Orada yaşıyorlar. Zenginler aynı zamanda para da verilmiş yanlarına bol bol. insanlara infakta bulunuyorlar, ikramda bulunuyorlar. Fakat bunlar Müslüman değiller. Öyle bir planla gönderilmişler ki onun cesedini mezarından çıkarın Avrupa'ya götürelim kilise onun cesedine sahip olsun. Müslümanların bu moralini öyle bir bozar öyle bir yıkar ki cihat meydanlarında yıkamadığımız bozamadığımız yenilgiyi uğratamadığımız pehlivanları işte onun cesedini çalabilirsek onları perişan ederiz demişlerdi. Plan aynen böyle gerçekleştirmek üzere bu iki adam Medine'de. Böyle davranıyorlar. Yakında bir ev kiralamışlar. O ev içerisinde kazı yapıyorlar. Günler boyunca, geceler boyunca. Toprakları Maghrib'den getirdikleri o bol elbiseler içerisinde baki mezarına götürüp orada nedir bu elbise, nedir bu toprak diye soran olursa da mezarları düzeltiyoruz, ortalığı temizliyoruz diyorlar. İnsanların arasında ibadet, itaatla, faziletle meşgul oldukları için kimse bir şey hiç de şüphelenmiyor tunel kazma işi epeyce ilerleyince ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifine baya yaklaşınca gecelerden bir gece Nurettin Mahmud Zengi Rahimullah bir teheccüdünü kılmış, zikrini, Kur'an'ını okumuş, yatağa yatıyor abdestli bir şekilde. Rüyasında ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. O iki adamı Nurettin Zengi'ye gösteriyor. Diyor ki diyor ki bana yardım et beni bu iki adamdan kurtar ey Nurettin diyor. Fe subhanallah deyip terkan içinde uyanıyor. Hemen gidip abdest alıyor, tekrar namaz kılıp tekrar yatıyor aynı rüya. Bir daha yapıyor, üçüncü defa yine yatıyor yine aynı rüya. Görünce hemen oradan vezirini çağırıyor. Rüyasını anlatıyor. Vezir diyor ki üç defa mı üç defa? Öyleyse neden duruyorsun ey sultan? derhal Medine-i Münevveri'ye hareket edelim. Resulullah bizi çağırıyor. Kimseye bir şey anlatmayalım diyor. Gece hemen yola çıkıyorlar. 16 günlük bir yolculuk sonunda yanlarına bol miktarda mal alıyorlar. Sadaka verilecek bir planla gidiyor. Mescid-i Nebevi'ye geliyor Nurettin Mahmud Zengi. Aslında tarih içerisinde çok uzak olmayan bir tarihte yaşanmış olan bir tarihi vakadan bahsediyorum. Mescidin içerisine geliyor. Diyor ki işte vezir kalkıp sultanınız geldi. Nurettin Mahmud Zengi meşhur. Küffarın belini kırmış. O büyük komutan Fatih orada Medine'de insanlar mutluluk içerisinde. Bol miktarda mal getirdi. Fakir fukaraya dağıtmak için. Şöyle diyor sultan. Medineli herkesin ismini bir listeye yazın. Şahsen gelip kendisi vermek istiyor. İsim listesi hazırlanıyor. Hepsi gelip şahsen kendim gözlerine bakarak vermek istiyorum diyor. Mescid-i bu verme olayı gerçekleştiriliyor. İnsanlar geliyor, alıyor, gidiyor. Nurettin Zengi, Zengi Rahimeullah derin derin yüzlerine, gözlerine bakıyor. Yok o iki adam. İnsanlar tamamlanıyor. Liste tamam, insanlar tamam. Kalmadı mı başka kimse? Kalmadı. Medine'li hiç kimse kalmadı. Herkes aldı payını nasibini. İyi düşünün. Ha iki tane mağripten gelen adam var. Ama onlar zengin zaten malada ihtiyacı yok çağırın onları da. İki adam gelip huzuruna çıkınca onlara da payını vermek için aynen rüyadar gösterilen iki zatın olduğunu görüyor. Israr ediyor bunlara diyor ki siz kimsiniz nesiniz niçin buradasınız? Ya biz işte hac için gelmiştik. Bir sene de Medine'de kalmak istiyoruz. Burada ibadetli itaatle meşgulüz. İnsanlar da tezki ediyorlar. Aynen öyle ey sultanımız. Gerçekten bunların yani bırak bir kötülüğünü haramla meşgul olmalarını gece gündüz faziletle, ibadetle meşgul bu insanlar. Fakirlerimize kıtlık günlerinde yardım etmişler. Hatta baki mezarlığını dahi düzenliyorlar toprakla. Allah Allah öyle mi diyor? Hele bir evinize giderim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine itimat etmemek bir tarafa Rüyasında gördüğüne o kadar itimat ediyor Nurettin Mahmud Zengi Rahimullah. Bunlar onun eline verseydik ne yapardı acaba? Şu müsteşrikcikler Nurettin Zengi'nin karşısında olsaydı ne yapardı onlar acaba? Evlerine gidiyorlar. Evleri geziyorlar. Gerçekten zahirde bir şey yok. La havle ve la kuvveti illa billah diyor. Ama mutlaka rüyada bana Resulullah böyle dedi diyor. Bir daha gezelim evi. Bir daha gezip Dolaşınca köşede bir hasır var. Hasırı kaldırın bakayım deyince tunel ortaya çıkıyor. Epeyce ilerletmişler. İşte böylece onların o tuzağı ortaya çıkınca tabi onlar idam ediliyor. Gereken ceza veriliyor. Madde planında hedefe yaklaştıkları anda Allah Celle Celaluhu Nurettin Zengi bu sefer gönderip yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kafirler karşısında korumuştu muhterem kardeşlerim. Ne yapıldı ondan sonra? onun kabri şerifinin baya mesafe uzağında zarar vermeyecek, rahatsızlık vermeyecek şekilde geniş bir kuyu kazdırdı Nurettin Zengi Rahimahullah. Bir hendek kazdırdı ve oraya eritilmiş kurşun döktürdü. Tüneller kapatıldı, Müslümanlar rahat etti. Hala o şekilde kabri şerifi muhafaza edilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem kardeşlerim. Tabi bunu miladi 1162'lerde yaşayınca batı, kilise, Allah Resul davasının düşmanları rahat durmadılar. Cesedine de zarar veremeyeceklerini anlayınca, Kur'an'ı tahrif edemeyeceklerini anlayınca işte bugün anlattığımız sünneti seniyye üzerinden amaçlarına, hedeflerine ulaşmak için yavaş yavaş adım adım yerli piyonlarla, ajanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz de buradan diyoruz ki başaramayacaksınız. Çünkü başarmanız mümkün değil. Vallahu yahsimukem minan nas. Allah seni korumuştur dedi Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Onu hayatındayken koruduğu gibi onun vefatından sonra da kıyamete kadar onun sünnetini, onun siretini, onun hadisleri korunma altına almıştır. Elhamdülillah. Siyeri bunun için işledik. 67 ders boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini işledik ki onun sünnetine, onun hayatına, onun ahlakına olan aşkımız, ittibamız daha da güçlensin. Daha da bir derinleşsin gayemiz buydu. Rabbim niyetlerimizi halis ile halis eyleyip kabul buyursun inşallah. Rabbim onun sünnetinden Hayatımızın bir anında dahi bizleri ayırmasın. Rabbim bizleri onun sünnetini muhafaza için vesile kılsın. Son sözümüz şu söz olsun. Radina billahi rabba. Biz Rab olarak Allah'tan razıyız. Ve bil İslami dine. Din olarak İslam'dan razıyız. Ve bi Muhammedin nebiyyen Resul'a. Biz ya Resulallah senden Allah'ın Resulü bu dini bize getirmiş Nebi olarak razıyız. Rabbim bizleri onun şefaatine nail eylesin. Rabbim bizleri kıyamette <laughs> Havz-ı Kevser'in başında onunla buluştursun. Ve orada onunla buluştuğumuzda sünnete ittiba ettiğimizden dolayı oradan uzaklaştırılmayan, oradan kovulmayan, sünnete temessük etmiş olan, sarılmış olan kullarından olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin ya Rabbel <laughs> alemin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rıza ennillahi teala fatiha maas salavat. salli ala seyyidina.